Evet, ilk konum hafif çelik sistemlerde dikme, kiriş ve döşeme oluşturma çalışmalarının incelenmesi ve bazı önerilerde bulunulması. Hafif çelik sistemler normal çelik sistemlerden daha farklı, daha ince ve dayanımı düşük elemanlardan yapılıyor. Dolayısıyla büyük açıklıkları ve yükseklikleri geçme şansımız pek yok. Soğukta bunlara şekil veriliyor. Normal çeliğe ise sıcakta şekil veriliyor. O yüzden biraz dayanımı düşük oluyor soğukta şekil verebilmek için. Daha çok 2-3 katlı konutlarda tercih edilebiliyor. 1920'lerden itibaren Amerika'da ve daha sonra Kuzey Amerika'da ve Avrupa'da, Japonya'da yaygın olarak kullanılmaya başlanmış. Türkiye'de yeni yeni kullanılıyor diyebiliriz. Çünkü Türkiye'de betonarme oldukça baskın bir sistem. O yüzden de hafif çelik çok yaygın değil. Aslında yayıldığı takdirde daha ekonomik olacak bir sistem. Şimdi hafif çelik taşıyıcı sistemler geliştirilmiş ahşap taşıyıcı sistemlere de benziyor. Yani ülkemizde zaten köklü bir ahşap yapı geleneği var. Klasik ahşap yapı yerine geliştirilmiş ahşap yapılar vardır, paneller şeklinde. Bunlara benziyor. Tıpkı kendisi de klasik çelik yapıdan farklı olduğu gibi hafif çelik yapılar, geliştirilmiş ahşap yöntemler de klasik ahşaptan farklıdır. Bu ikisi birbirine benziyor. Zaten hafif çelik yapıların çıkış noktası da bu geliştirilmiş ahşap yöntemin çelikle yapılması şeklinde 1920'lerde düşünülmüş. Çünkü ahşap daha pahalı bir malzeme olmaya başlamış ve çeliğin yaygınlaşması sonucu bunu değerlendirme imkanları doğmuş. Taşıyıcı sistem olarak karkas sistem aslında. Yani karkas dediğimiz iskelet sistemdir. Normal bizim gördüğümüz betonarme binalarda veya çelik yapılsa çelik binalarda karkas sistemlerdir. Nasıl? İskelet halinde. Kabaca şöyle gösterebiliriz. Örneğin şuradan görülüyor mu? Çubuklar şeklinde. Örneğin şu kolon, şu kiriş tarzında. Bu çubukların birleşimiyle çerçeveler, katlar oluşturuluyor. Buna karkas sistem, çerçeve karkas sistem diyoruz. Normalde genelde yapılar böyle. Fakat klasik yapılar, betonarme öncesi diyelim, eski çağdan beri olan yapılar, taşla yapılan, ahşapların yığılmasıyla yapılan yapılar yığma yapılardır. Şunun gibi bu sefer kalemleri bu şekilde üst üste yığdığımız zaman görmüşsünüzdür. Ahşap kütüklerin bu şekilde yığılmasıyla da yapı yapılabilir. Veya bunların taş veya tuğla olduğunu düşünelim. Bu şekilde yığılarak yine yığma sistem yapı yapılabilir. Bunlara da yığma sistem diyoruz. Şimdi geliştirilmiş ahşap sistem ve hafif çelik sistem aslında karkas bir sistem olmasına rağmen yani dikmeler yani kolonlar, kirişler şu şekilde birleştiriliyor fakat bunlar panel haline getiriliyor. Yani şu dikmeler yakın aralıklarla birleştirilmiş, etrafına kaplamalar yapılıyor iki yönden, hem bu yönden hem bu yönden. Sonuçta bu bir panel oluyor, yani bir duvar oluyor mesela. Aynı yığma yapılarda veya ahşap yığma yapılarda olan üst üste yığılmış kütükler, üst üste yığılmış tuğlalar gibi bu da bir duvar meydana getiriyor ve aslında bir duvar olarak hareket ediyor. Halbuki içinde sık dikmelerden yani sık kolonlardan mesela oluşuyor, çubuk sistemden oluşuyor. Fakat davranışı klasik karkas sistem gibi değil. O sebeple biraz yığma sistem davranışına da yaklaşıyor. Bunun avantajları da dezavantajları da var. Burada onu söylüyoruz. Taşıyıcı sistem olarak karkas sistem olsa da iki yüzeylerinde bulunan duvar kaplamaları ile bütünlük sağlayan sırt dikmeler, diagonaller ve boyunduruluklarla, diagonallerde çaprazlamalar. Örneğin iki tane diyelim kolonumuz var, yukarıdan da kiriş. Buraya şu şekilde çapraz elemanlar da koyarsak tahmin edebilirsiniz ki bu sistem daha rigid olur, daha sağlam olur. Bu tür elemanlarla sistemi çelik yapılarda özellikle klasik çelik yapılarda ahşap ve hafifte de aynı güçlendirebiliyoruz. Bu da biraz daha duvar sistemine yaklaştırıyor sistemi. Bunların desteğiyle levha bir eleman şeklinde çalışıyor. Sık girişlerde aralarında bulundukları döşeme kaplamaları ile birlikte bütünsel bir plak davranışı sergiliyor. Yani döşeme yani tavanımız veya tabanımız betonarmelerde olduğu gibi genelde odaların köşesinde kirişler vardır.
Ama burada odanın içinde de sık bir şekilde şöyle kirişler olduğunu düşünelim. Ve bu kirişlerin üzerinde plak var. Bu şekilde döşeme oluşturuyor. Arada tabii yalıtım da var. Dolayısıyla bu da bir bütün levha hareketi gösteriyor. Betonarme döşemeden daha farklı bir aslında davranış sergiliyor. Yani hem yatay elemanlar, döşemeler, hem düşey elemanlar, duvarlar bir bütün halinde daha rigid bir davranış sergileyebiliyor. Takma çıkarma yapı olmasına rağmen, yani takma çıkarma prefabrik yapı, iskelet bir davranış sergilemiyor. Daha çok yığma davranışları biliyor. Dolayısıyla normal koşullarda çubuk elemanlardan oluşturulan karkas çerçeve sistemler, geliştirilmiş ahşap ve hafif çelik yapı sistemlerinde levha ve plaklardan oluşuyor. Bu nedenle taşıyıcı sistem davranışı yığma sistemlere de yaklaşmış oluyor. Burada kabaca görüyoruz işte duvarları şu şekilde dikmelerle 40-60 santim aralıklarla yapılan hafif çelik profilden dikmelerle oluşturuyoruz. Fakat şurada daha iyi gözüküyor. Hem iç taraftan hem dış taraftan yalıtım ve kaplama yapılarak bunu bir bütün duvar halinde çalıştırıyoruz. Benzer şekilde döşemeler sık kirişlerle oluşturuyor. Şurada daha iyi gözüküyor. Ama aralarına yalıtım, üzerine döşeme kaplamaları gerekirse altlarına koyularak bir panel şeklinde çalışması sağlanıyor. Gerekli boşlukları elbette açmak gerekiyor. Örneğin cephelerde pencereler için, iç odalarda kapılar için boşluklar açmak gerekiyor. Fakat dikkat ederseniz bu boşlukları çok bu tarafa geniş yapamıyoruz. Çünkü bu dikmeleri kesmek zorunda kalıyoruz. O yüzden küçük küçük boşlukların birleşimi halinde mesela yapılabiliyor. Bu da örneğin dezavantajlarından biridir bu tarz sistemlerin. Temeli genel itibariyle bugün ahşap ve yığma yapılarda da olduğu gibi betonarmedir. Çünkü betonarme taş temellerin haricinde en iyi dayanım ve dayanıklılık gösteren temel tarzı, klasik çelik yapıların temelleri bile betonarme yapılır. Fakat elbette bohçalama ve yalıtma yöntemlerinin ve katkılı betonla dış etkilere dayanıklı beton oluşturmanın önemi var özellikle temellerde. İşte bu kendine özgü bir sistemdir. Taşı sistem malzemesi olarak hafif çelikten de yapılsa, ahşaptan da yapılsa bağlantılarını oluşturmak kalifiye işçilik gerektirir. Bunu da yine şöyle kalemlerle açıklayabiliriz. Örneğin bu bir dikme veya kolon, bu da kiriş. Bu kendi başına çok güçlü bir eleman olabilir. Bu da kendi başına çok güçlü bir eleman olabilir. Ama bunlar birleştirildiği zaman kendi güçleri bir yere kadar, yani çok önemsiz olabilir. Eğer birleştirme iyi değilse küçük bir zorlama halinde, deprem halinde birleşim yerlerinden kopabilir. O yüzden bunlara prefabrik takma çıkarma yapılar diyoruz. Klasik çelik yapılar da böyledir. Eleman kalitesi yüksektir fakat bunların birleşimleri çok önemlidir. Birleşim detaylarına ve kalifiye işçiliğe gerek vardır. Milimetrik çalışılır. Birleşimler nelerdir? Kaynak, perçin, blon gibi. Hafif çelik yapılarda vidalar gibi araçlardır. Ahşap yapılarda çiviler gibi araçlardır. O tutkal gibi mesela. Bunların iyi yapılmış olması gerekiyor. Ama bir betonarme binada böyle bir takma çıkarma durum söz konusu değildir. Hepiniz görmüşsünüzdür. Kalıplar yapılır. Diyelim bir katın kalıbı, kolon kalıpları, döşeme, kiriş kalıpları komple yapılır, donatıları yerleştirilir. Daha sonra komple beton dökülür. Yani bir bütün olarak o kat aslında bir parçadır, bir bütün parçadır. Kolonlar, kirişler takılmış değildir. Birlikte oluşturulmuştur. Buna monolitik oluşturma, monolitik bir döküm oluşturma deriz. Ve betonarmenin çok büyük avantajlarından birisidir. O yüzden betonarme aslında çok kalifiye bir işçilik gerektirmez. Yani olmadık hataları yapmadıktan sonra betonarmede çok sıkıntı olmaz. Ama takma çıkarma yapılar özellikle birleşim detaylarında kalifiye işçilik gerektirir. İşte burada onu söylüyoruz. Zira betonarme gibi monolitik bir inşa tarzı yerine klasik çelik ve klasik ahşap yapılarda olduğu gibi takma çıkarma prefabrik bir inşa tarzına sahiptir. Tüm bu durumların kendine özgü avantaj ve dezavantajları söz konusudur. Ama özellikle hafif çelik gibi fabrikasyon bir sistemde dezavantajları giderip avantajları daha çok
çıkartacak çalışmalar yapmak gerekir. Bunlar önem arz eder. Örneğin bu şantiyede imalattan bazı örnekler çubuklar şeklinde dikiliyor. Daha sonra şurada da görebileceği gibi yalıtım ve kaplamalar yapılıyor. Burada o aşamaya gelmiş. En son dış cephe kaplamasıyla da yapı bu hale gelmiş oluyor. Bu bağlamda hafifçilikle ilgili hemen hemen her şeyde olduğu gibi yapım sistemleri de teknolojik imkanlar ile dezavantajları azaltıp avantajları artırma yönünde geliştirilmiştir. Dikme ve kirişlerin tek tek şantiyede montajıyla oluşturulan, yani şurada örneklediğimiz gibi lineer sistem yapılabilir mesela, lineer yapım metotları. Ama bu hem şantiye işlerini uzatmakta hem de şantiyede gerekli olan az önce dediğim birleştirme işlerindeki kalifiye işçilik ihtiyacını artırmaktadır. Ki hafif çelik yapıların en önemli avantajı hızlı olmasıdır. Betonarme yapabiliyorsunuz. Bir katın betonu döküldükten sonra bir 10 gün sonra aslında üst kata çıkmak ve yapmak gerekiyor. Özel betonlar imal edilmemişse. Ama prefabrik yapılar ve çelik yapılar, hafif çelik yapılar bitirildiği anda kullanıma açıktır ve hızlı inşa tarzı söz konusudur. Ama çubuk sistemler, lineer sistemlerle yaptığımızda bu hızlı inşa biraz azalıyor. Yine avantajlarından olan az işçilik gerektirmesi bu çubuk sistemlerle yaptığımızda azalıyor. Şantiyede kalifiye işçilik ihtiyacı da doğuyor. Tek tek onlar birleştirileceği için. Onun için bir adım daha ileri giderek fabrikasyon işlerini daha çok artıran panel yöntemler geliştirilmiş. Panel yöntemler nedir? Az önce söylediğim gibi çubuklarla ve ara yalıtım ve dış kaplamalarla duvarı elde ediyoruz. Döşemeyi elde ediyoruz. Bunları duvar ve döşeme olarak şantiyeye getirip duvar ve döşeme olarak birbirine monte ediyoruz. Bu durumda çok daha hızlı ve nispeten daha az işçilik gerektiren bir iş yapmış oluyoruz. Veya bir adım ilerisi hücre şeklinde yapabiliyoruz. Hücreler yani odalar veya yapının bir bölümü şeklinde. Hem duvar hem döşeme birleştirilmiş, diğer duvarlar döşemeler birleştirilmiş. Bu bir hücre olmuş. O halde şantiyeye getiriliyor ve bunlar birbiriyle birleştiriliyor. Bu zaman da hücre yöntem deniyor. Yani üç tane yöntem var. En iyisi bu hücre yöntem elbette. Fakat burada da vinç gibi daha ağır makinelerin kullanılması gerekiyor ki hafif çelik yapıların avantajlarından birisi gelişmiş yapı, araçlara çok ihtiyaç olmaması şantiyede. Fakat hücre yöntemde buna ihtiyaç oluyor. Burada çubuk yöntemleri görüyoruz. Kirişler ve dikmelerle ve gerekli boşlukların oluşturulması. Bakın az önce bahsetmeye çalıştığım diagonal çaprazlamalarla destek veriliyor. Daha sonra aralarına yalıtımlar konularak panellerle kaplanarak bu elemanlar bitirilmiş oluyor. Burada da sağdan bir görünüş. Burada yine sağdan çaprazlarla birlikte bir çeşitli görünüşleri var. Bu da panel sistemin görünüşleri. Duvar halinde bitirilerek fabrikadan böyle geliyor. Gerekirse kaplamaları şantiyede yapılıyor veya kaplamalarıyla da bitirilmiş olarak fabrikadan getirilebiliyor. Tabii bunlar da vinç, özellikle hücre yöntemlerde vinçlerin kullanılması gerekiyor. Fakat çok daha hızlı bir inşa, az hatalı bir inşa söz konusu oluyor. Burada ise hücre halinde odalar veya yapı bölümleri halinde direkt getirilip birleştiriliyor. Tüm bunlar, bu da hücresel yöntemlerle direkt konteyner tarzında yapılır. Tüm bunlar tabii 1920'lerden itibaren yavaş yavaş geliştirilerek işte dediğimiz dezavantajları azaltıp avantajları artırmaya yönelik çalışmalarla yapılmış. Fakat Türkiye'de çok yaygın değil. Biraz onlara dikkat çekmek için bu konuları ele alıyoruz. Çünkü hafif çelik yapıların fabrikada üretimi daha söz konusu ve fabrika üretimi her zaman için daha denetlenebilir, kontrollü, daha kalifiye bir üretim metodudur. Kontrollü denetlenebilir bir metot olduğu için tercih edilmesinde fayda var. Standart bir üretim sağlıyor. Şantiyede kalifiye işçilik gereksinimi azaltmış oluyor hücreli yapılarla. Hafif çelik yapıların önemli avantajlarından biri olan çabuk inşa özelliği artmış oluyor. Ama tüm bu sistemler ister fabrikada ister şantiyede yapılmış olsun dikme, kiriş ve döşeme elemanlarının
oluşturulup bağlantılarının sağlanması çalışmalarına dayanır. Yani hücre olarak fabrikada da yapsan aslında onun içinde dikmeler ve kirişler var. Onları fabrikada yaptın ama var. Bu çalışmada işte hafifçilik yapı sisteminin bu elemanlarının yapılışları geliştirilmiş ahşap sistemlerle karşılaştırılıyor. Ve ek öneriler olarak neler yapılabilir? Onlardan biraz yer yer bahsediyoruz. Örneğin çubuk eleman profillerine verilebilecek değişik formlar üzerinde çalışılarak rigidlik ve dayanım artışı sağlanabilir. Bu nedir? Örneğin çok basit fiziksel kurallardır yine. Bir diyelim herhangi bir malzemeyi, bu çelik bir plaka da olabilir. Şu şekilde tuttuğunuz zaman kendini tutamayacak. Kendini tutamayacak. Ama aynı kalınlıkta, aynı malzemedeki bir elemanı kenarlarından büktüğümüz zaman şu şekilde, bakın aynı malzeme, kendini tutacak. Kendini tutacak, yük de taşıyabilecek. İşte çelik profiller, hafif çelik profiller soğukta bükülerek aynı malzemeye bu şekli veriyor. Veya daha da geliştirilerek daha fazla aynı malzeme daha fazla yük taşıyabilir, rigid hale getirilebilir. İşte bunlar üzerinde birçok çalışma yapılıyor. Bunlar daha çok fiziksel yöntemlerle rigidliği artırmak, dayanımı artırmak üzerine. Fakat yeterli değil. Tabii daha önemlisi malzeme mühendisliğiyle malzemenin kendi kalitesini artırmaya yönelik. Ama malzemenin kalitesini artırmada da şu sıkıntı var. Dediğimiz gibi artık o klasik çeliğe yaklaşıyor. Yani karbon oranını bu artırıyorsunuz. Karbon oranını artırdığınızda daha kalın elemanlar kullanmak zorunda kalıyorsunuz. Sıcakta ergitme yöntemiyle profilleri yapmak zorunda kalıyorsunuz. Halbuki hafif çeliğin avantajı soğukta bunlara bükerek şekil vermeniz ve yarım milimle 2 milim arasında, 2,5 milim arasında kalınlıktaki sac elemanları kullanmanız. Dolayısıyla burada daha çok form verme çalışmalarını yapmak gerekiyor. Onları yer yer ele alıyoruz ama burada ben şimdi genel olarak bir özetliyorum. Burada da işte şu boşluk kısımlarını görebiliriz. Boşlukların az açılmış olması gerekiyor. Bakın döşeme oluşturma çalışmaları dikmelerle ve kaplamalarla. Veya döşemelerde kompozit yapabiliriz. Mesela bu çok yaygın olmayan bir yöntemdir. Ne gibi? Yine kirişler ve kaplama ve yalıtım fakat üzerine beton bir döşeme dökülebilir. Bu sayede hafif çelik yapıların en çok dezavantajlarından birisi olan akustik sorunları da aşmış oluruz. Çünkü bir teneke bina gibi düşünün. Yani yalıtımı da iyi yapılmamışsa çok ses iletir, çok titreşime maruz kalır. O yüzden fazla rüzgarlı yerlerde zaten yapılmaz. Ama beton döşemelerle bu titreşim azaltılabilir ve daha rigid bir hale yapı getirilmiş olabilir. Bu ise klasik kuru yöntemle döşeme yapılması hafif çelik yapılarda. Döşemelerde de çeşitli boşluklar oluşturmak gerekir. Onlarda bazı tavsiyeler de verilebilir. Ne gibi boşluklar? İşte merdiven için boşluklar oluşturulabilir, şömine baca için boşluklar oluşturulabilir. Fakat o boşlukların etrafının çok daha rigid elemanlarla geçilmesi gerekir. Yani şuradaki kirişlerden daha güçlü, gerekirse klasik çelikle veya çift profilli elemanlarla bunların geçilmesi gerekir. Burada da benzer genel bir döşeme planının bazı önerilerini görüyoruz. Alt kısma döşeme yaptıktan sonra dikmeleri, duvarları yükseltmek için mutlaka bir yastıklama elemanı koymak gerekir. Hem düzgünlüğü sağlamak hem de deprem anında yapı titreşimini daha iyi dağıtabilmek amacıyla böyle bir yastıklamanın üzerine alt ray profilleri, onun üzerine dikmeler yapmakta fayda var. Ayrıca birleşim yerlerine çok dikkat etmek lazım. Birleşim yerleri çünkü kendiliğinden de enerjiyi yutabilen mekanizmalardır. Birleşimler zaten önemli demiştik. Örneğin bir deprem anında şu iki eleman bir bütün halindeyse, çok sık, rigid bir birleşik haldeyse çok katı bir halde bu şekilde zorlanacak. Fakat araları biraz oynar tarzdaysa bu aralarındaki oynama sayesinde yapı göçmedikten sonra oynama sayesinde de o enerji tüketilebilir. Enerji tüketimi
bir bütün olarak yapının içine dağılmaz, sadece şu birleşim yerlerinde tüketilebilir. O yüzden özellikle takma çıkarma yapılarda daha sünek birleşimlerin, enerjinin tüketilmesine yönelik birleşimlerin yapılmasında fayda vardır. Veya şurada olduğu gibi kirişlerde şu şekilde çapraz kuşaklamalarla veya masif bağlantılarla veya bant şeritlerle destekleme yapmakta fayda var ki bunlar yine bir bütün halinde daha iyi çalışabilsin. Konsollar oluşturulabilir kiriş uçlarından. Fakat bunun da 60 santimi geçmemesinde fayda var. Onunla ilgili bazı detayları da ben vermek istedim. Sonuç itibariyle teknoloji imkanlarından yararlanan bir yöntemdir ve bu konuda da birçok çalışma yapmak gerekir. Burada şimdi ben daha çok bildirideki kısımları aldım ama bunları okumak fazla sıkıcı olabilir. O yüzden bunu burada bitirebiliriz. Sorular varsa açabiliriz. Daha sonra diğer konuya geçebilirim.